Batman geri döndü. Nolan'ın üçlemesinden sonra rol Ben Affleck'e geçmiş. Ancak oyuncunun kişisel problemleri ve DC sinema dünyasının içinde bulunduğu karışıklık sebebiyle bu yolculuk kısa sürmüştü. Daha sonra Warner Bros. Joker gibi DC dünyasından bağımsız yeni bir film çekmeye karar verip yeni Batman'i aramaya başladı. Robert Pattinson'ı Harry Potter'da görüp tatlı çocuk, Twilight'da görüp bunu görmez olsaydım demiştik. Oyuncu sonraki yıllarda enteresan filmlerde çok iyi performanslar sergiledi ve Batman seçildiğinde çoğu sinema sever buna şaşırmadı. Zoe Kravitz'in Catwoman'ı canlandırdığı, Maymunlar Cehennemi serisinin yönetmeni Matt Reeves'in yönettiği ve Dune'un görüntü yönetmeni Greg Fraser'ın çektiği The Batman, 2 saat 55 dakikalık süresiyle şu ana kadarki en uzun Batman filmi. Robert Pattinson nasıl bir performans sergiliyor? Ben aptal mıyım? Film 3 saat saatlik süresinin hakkını veriyor mu? Tüm bu soruları şimdi cevaplıyorum. Sorry. The Batman, diğer Batman filmleri gibi karakterin Batman oluşunu hikayesini anlatmıyor. Filmde karakterimiz Batmanliğinin ikinci yılında ve Batman olmuş olmasına rağmen aşırı tecrübeli değil. Olaylar Riddler isimli bir seri katilin ortaya çıkması ve Batman'e özel bilmeceler bırakmasıyla başlıyor. Film boyunca Batman ve Komiser Gordon, Riddler'ın bilmecelerini çözüp yeni cinayetlerin yaşanmasını engellemeye çalışıyor. Dostlar, ben birçok artısı ve birkaç sinir bozucu eksisi olan The Batman'i beğendim ve Sizlere de izlemenizi öneririm. Film günümüzün herkese hitap edecek şekilde çekilen eğlenceli süper kahraman filmlerinden çok Seven, Taxi Driver, French Connection ve Chinatown gibi suç filmlerine benziyor. Film Joker gibi toplum kötü söylemleri kullanarak insanların sempatisini kazanıp içinde psikolojik mesajlar vardı dedirtecek bir film de değil. The Batman serinin eski filmlerinden bir hayli farklı bir hisse sahip ve bence filmin diğer serilerden ayrışması çok iyi olmuş. İlk olarak filmin artılarını konuşalım. Filmin en sevdiğim özelliklerinden biri Gotham'ın işlenişi oldu. Gotham'ın suç dolu, karanlık, pis bir şehir olduğu tüm Batman filmlerinde söylense de şehir genelde bu hissi vermezdi. Ancak bu filmde Gotham'ı çok detaylı bir şekilde gösteriyorlar. Şehrin genel görüntüsü dışında karakterlerin gittikleri mekanlarda gerçek hissettiriyor. Yönetmen Matt Reeves, önceki filmlerden farklı bir atmosfer yakalamak için filmi Amerika'da değil Liverpool, Glasgow ve Londra gibi karanlık ve değişik mimarili şehirlerde çekmiş ve daha sonra görsel efekt kullanarak şehri tam olarak istediği hale getirmiş. Film bu arada gerçek anlamda da karanlık. Gün ışığında geçen neredeyse bir tane sahne bile yok. Robert Pattinson'ın Batman'i sinirli, agresif ve yalnız biri. Batman her zaman yalnızdır ama filmde karakterin sevgiye aç olduğunu, sevgiye ihtiyacı olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Karakteri bu şekilde işlemeleri bence çok iyi bir seçim olmuş. Batman, Superman gibi umut veren, etrafa neşe saçan bir karakter değil. Batman gerçekten yaralı bir karakter. Robert Pattinson benim yüksek beklentilerimi karşıladı. Abimizin iyi bir Batman olduğunu düşünüyorum. Kendisi çok yavaş ve oturaklı hareket ediyor. Ben Batman'in kostümünü özellikle büyük botlarını da çok sevdim. İlginç bir şekilde Bruce Wayne'i filmde çok az görüyoruz. Bruce Wayne ortaya çıktığındaysa karakter her erkeğin hayali olan o havalı, ağzı laf yapan karizmatik milyarder gibi hareket etmiyor. Bruce Wayne aşırı depresif biri ve ailesinin şirketi hiç umrunda değil. Batman süper kahramanlık işleri yaparken de karakterin yalnızlığını ve yetersizliğini hissedebiliyoruz. Çok güçlü olsa da Batman tek bir kişi ve her yere yetişmesi imkansız. Bu sebeple filmde karakterin Catwoman'la ve Komiser Gordon'la çalışması hoşuma gitti. Zaten filmde Batman süper kahramanlıktan çok dedektiflik yapıyor. Merak edenler için Zoe Kravitz de filmdeki en enteresan karakterlerden biri olan Catwoman'ı iyi canlandırmış. Film 3 saat olmasına rağmen özellikle ilk 2 saat benim için çok iyi bir tempodaydı ilerledi. Film başında bizi Batman'in dünyasına sokuyor ve uzun süre boyunca hiç zaman atlaması olmadan Batman'in yaptığı her şeyi görüyoruz. Az diyalog bulunduran bu sahneler başta bana bir oyun oynuyormuşum hissi verdi ve bu hoşuma gitti. Hikayenin ortalarına doğru yağmur altında geçen aksiyon sahnesi de mükemmeldi. Filmin müziklerini besteleyen Michael Giacchino abi sana helal olsun. Hans Zimmer'dan sonra Batman'e müzik bestelemek yürek ister. Belli ki sen yürekliymişsin çünkü harika bir iş çıkartmışsın. You got a lot of cats. <laughs> Peki filmde neler hoşuma gitmedi? Yönetmen Matt Reeves, Batman'i çok belli bir stille çekmiş. Ben bu stili çok beğendim ama filmde bir iki sahnede stil fazla öne çıktığı için etkilenmem gereken yerde güldüğüm anlar oldu. Dedektiflik hikayesinde de bazı ipuçlarının bulunuş şekli biraz tembel yazılmış. Bir iki sahnede ise film ciddi bir şekilde ilerlerken bir anda başka bir şeye odaklandı ve bu hafif sinirimi bozdu. Filmi izleyenler büyük ihtimalle ne dediğimi anlayacak. Bence ciddi sahnelerin tonu bir anda değişince bu seyircinin hoşuna gitmeyebiliyor. Hatta bazı insanlar sırf bu sahneleri saçma buldukları için filmi beğenmiyorlar. Ben bu sahneleri saçma buldum ama filme bakış açımı o kadar da çok değiştirmedi. Filmin ikinci saatinden sonra bazı diyaloglar bana biraz yapay geldi ve hikaye ilerlemiyor gibi hissettim. Bu filme fazla uzundu diyenler olacak ama bence bir film hikayesini iyi anlatıyorsa hiçbir zaman çok uzun olamaz. Çünkü önemli olan filmin süresi değil. Önemli olan filmin kendisi. Bence film uzundu diyen insan insanların esas sevmediği şey filmin ikinci saatinden sonra hikayenin tam olarak nereye gideceğini bilememesiydi. Bu da beni filmle ilgili en büyük problemime getiriyor. Film bence tam olarak bir zirve noktasına sahip değil. Batman tüm film Riddle'ın bilmecelerini çözmeye çalışıyor ama filmde dedektiflik filmlerinde görmeye alışık olduğumuz gerginlikte her şeyin çözüldüğü büyük bir sahne yok. Açıklamaların olduğu sahneler var ama bu sahneler sırasında filmi izlerken biriken gerginliğimizi atacak bir şey hissedemiyoruz. Filmde Kara Şövalye'deki feribot sahnesi gibi insanı heyecanlandıran bir sahne yok. Merak etmeyin. Bunları daha uzun bir şekilde spoilerlı videoda konuşacağız. Dostlar bence Batman tüm eksilerine rağmen iyi bir yönetmen filmi. Önceki filmlerde yaşananları tekrar etmeden seyircilere içine girebilecekleri detaylı bir dünya sunuyor. Robert Pattinson'ın tecrübesiz ve sinirli Batman'inin bu filmde yaşadıkları ve dönüşümü benim çok hoşuma gitti. Filme sınav senemde giderim puanını veriyor. Spoilerlı video için kanala abone olmayı unutmayın tutmayın son dizi öneri videosuna da kesinlikle göz atın diyorum hoşçakalın